Yani başbakan kendi gladyosunu oluşturuyor. Parganlı'nın bile böyle yetkisi yoktu. Bu yönüyle bakıldığı zaman devleti yönetenler başbakanın talimatıyla suç işleyebilir. Adam öldürebilir. İfadeler sert. Zaten yapıyor. Muhalefetin öfkesi MİT yasasındaki değişikliğe. Muhalefete göre başbakan kendi özel örgütünü kuruyor. Başbakanın kurduğu kendi derin devletini koruma altına alma girişimleridir bu. Yani başbakan kendi gladyosunu oluşturuyor. Başbakanın adamlarına dokunulmazlık getiriliyor burada. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sosyal medya üzerinden verdi mesajını. Twitter'dan başbakana devlette kadrolaşmayı bırak, kurumları demokratikleştirip şeffaflaştır çağrısı yaptı. MHP cephesine gelince. Devleti yönetenler başbakanın talimatıyla suç işleyebilir. Adam öldürebilir. MHP Oktay Vural başbakanın bir sözünü hatırlattı. Oturmadık denilenlerin oturdukları ortaya çıktı. Vural'a göre başbakan suçu zaten işledi. Şimdi o suç örtülmeye çalışılıyor. Başbakan özel talimatıyla kurulan tezgahlar deşifre edilince başbakanı koruma ve kollamak için bunlar getiriliyor. Evet, izlediniz. Muhalefet öfkeli ama AK Parti'nin sandalye sayısı yeterli MİT'çilere. Öyle görünüyor ki başbakanlık zırhı getirilecek. MİT dosyasını devralan iki savcı ise bugün göreve başladı. Savcılar 4 MİT yöneticisi hakkındaki yakalama kararını kaldırmadı. Ama yine yargı cephesinden krizin ateşini düşürme sinyali geldi. Bakın nasıl. Yetkisini kötüye kullanma sebebiyle elinden bu soruşturma dosyası alındı. Bülent Arınç'ın sözünü ettiği isim savcı Sadrettin Sarıkaya. Hükümet ifade krizinde tavrını MİT'ten yana koydu. Önce iki polis müdürü kıza çekildi. Ardından da MİT dosyası Sarıkaya'nın elinden alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına haber vermemesi ve yetkisini kötüye kullanma sebebiyle açıklanan gerekçe böyle ama kapalı kapılar ardında büyük bir bilek güreşi olduğu kesin. İddiaya göre asıl kavga PKK ile mücadele anlayışı üzerinden yürüyor. Bir tarafta başbakan ve MİT, diğer kanatta cemaat destekli emniyet ve savcılık var. Hükümet olarak biz yapmadık ama devlet olarak bu görüşmeleri yaptığımızı ben parlamentoda dile getirdim. Emniyet ve savcılık Şahin kanadı. İspat edemezsen şerefsizsin diyordum. Ne oldu? Sadece askeri yöntemlerle çözüm mümkün değil. Ne oldu? Aksine ülkeyi bölünmeye götürebilir. Yani çözüm için konuşmak şart. Devletin görevlisi, MİT müsteşarı herkese görüşme yapar. Sadece terör örgütü mensubuyla değil. O konuşmalar birkaç yıldır MİT üzerinden yürütülüyor. Savcı da bu da yeni bir anlayış. Hakkında soruşturma başlatarak gözdağı verdi. Peki gerçekten böyle mi? İddiaya yanıt Sarıkaya'ya görevden el çektiren başsavcı vekili Fikret Seçen'den geldi. Yürütme organı tarafından terörün sona erdirilmesi amacıyla belirlenen ve icra edilen tercih ve politikaların soruşturma konusu yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Peki o zaman savcı neden MİT yöneticilerini ısrarla sorgulamak istedi? Seçene göre bazı MİT görevlileri PKK ile fazla içli dışlı oldu. Hatta bazı eylemlerde örgüte yardım etti. En azından bu yönde ciddi şüphe oluştu. Fikret Seçen'in açıklaması krizi soğutma hamlesi olarak yorumlandı kulislerde. Seçen o açıklamadan birkaç saat sonra da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le buluştu. İkili baş başa krizi konuştu.